Sevgili hastalarım, bugün sizlere menopozal süreç ve tedavisi hakkında bilgi vermek istiyorum. Bilindiği gibi menopoz kadın yaşamının neredeyse üçte birini kapsayan bir dönemdir ve bu dönemde özellikle bir takım risk faktörleri varsa, bir takım problemler varsa bu sağlık açısından biz bu hastalara tedavi vermekteyiz. Hormon replasman tedavisi diyoruz buna. Hangi grup hastalarda hormon replasman tedavisi özellikle vermemiz gerekiyor? En önemlisi normal menopoz yaşının altında, yani 50 yaşının altında menopoza giren kadınlar, özellikle 50 yaşına kadar muhakkak, hani 40'lı yaşla 50 yaş arası menopoza giren kadınlar da muhakkak hormon replasman tedavisi almalı. Bunun yanında özellikle yoğun ateş basması olan kadınlar, özellikle vazonotor semptom dediğimiz, her hastada görülmese de birçok kişide görülen şiddetli nöbet nöbet gelen ateş basmaları, hem günlük yaşamı olumsuz etkilemekte, kadın hayatını uykusuzluğu tetiklemekte, hem de özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda nörolojik bir takım hastalıklara sebep olmakta, nöron kaybına sebep olarak. O yüzden bunlar da muhakkak destek tedavisi almalı. Bununla birlikte kemik erimesi riski oldukça yüksek menopozal süreçte muhakkak bu hastalar da destek almalı. Yine kardiyovasküler hastalıklar dediğimiz, kalp hastalıkları riski, işte trombomboli dediğimiz tıklı riski daha yüksek olduğu için bu grup hastalarda da yine tedavi olmalı. Şeker hastalığı ve tansiyon hastalığı yine menopozal dönemde arttığı için, yani daha sağlıklı yaşam için tedavi almalı. Tabii ki tedavi almalıdaki kasıt her bireye göre tedavi değişikliği muhakkak olur. Yani önce biz hastayı değerlendiririz, herhangi bir risk faktörü yoksa ve uygunsa, yani biz tabii ki kadını menopoza karşı korumalıyız ama bir takım risklere karşı da, özellikle bu herkesin de bildiği meme kanseri riskine karşı da korumak için bütün tetkikleri test ettikten sonra, eğer ilaç kullanmada herhangi bir sıkıntı yoksa hormon replasman tedavisi başlarız. Özellikle hormon replasman tedavisi tabii ki kişiye göre yine değişmekle beraber birçok formları var. İşte östrojen içerebilir, progesteron içerebilir, kombine tedavi olabilir. Özellikle bunlar tabii ki uygulama yolları da yine hastalara göre değişebilmekle birlikte oral, yani sistemik olarak ağızdan alabilir, vajinal yolla alabilir, transdermal dediğimiz deri üzerine yapıştırılan bantlar şeklinde alabilir ya da yine diliye sürülen kremler şeklinde alabilir. Bunu kişiyi değerlendirdikten sonra, muayene ettikten sonra hangisi uygunsa o seçeneği sunuyoruz ama özellikle son yıllarda, hani hepimiz biliyoruz ki östrojenin bir takım risk faktörleri var. İşte meme kanseri riski açısından ya da diğer sistemik hastalıklar açısından. O yüzden transdermal dediğimiz, yani ağızdan almadığımız diğer yolları kullanmayı daha çok tercih ederiz. Ama kişiye göre değerlendirip hangi tedavi seçeneği ona uygunsa, hangi yol ona uygunsa o şekilde vermeyi daha çok tercih ederiz. HRT muhakkak kimlere uygulanmalı? Biraz önce de dediğim gibi özellikle genç hastalarda, yani erken menopoza giren hastalarda, vazonotor semptom dediğimiz ateş basması yoğun hastalarda, kemik erimesi riski yüksek hastalarda, kalp hastalığı riski yüksek hastalarda uygulanmalı muhakkak. Tabii ki hasta tercihi de önemli. Biz önemli olan hastaları bilinçlendirmeliyiz. Çünkü menopoz noktasında hep bir ön yargı var toplumda. Yani aldığımız hormon ilacı bizi kanser yapar, o yüzden almayalım. 40 yaşında bile hormon veremediğimiz ya da işte direnç gösteren birçok hastamız var. Ama bunu sağlıklı bir şekilde biz bilgilendirirsek ve sağlıklı bir şekilde takiplerini yaparsak, herkes o menopozal süreci, yani yaşamın en güzel yıllarını aslında daha sağlıklı, daha hastalıksız ve daha konforlu bir şekilde geçirebilir. Biz genellikle HRT başlangıcında özellikle şunu öngörüyoruz. Tabii ki hasta bize hemen gelmişse, yani o perimenopozal dönem dediğimiz o dönemlerde zaten başlamayı uygun görüyoruz. Bunun dışında bize geldi, menopoz süreci geçmişti, 5 yıl içindeyse zaten tedavi başlıyoruz. Yani eğer 5 yıldan uzun süre menopozdaysa hormon replasman tedavisi almasını önermiyoruz. Bunun yanında destek tedavileri öneriyoruz. Ve eğer HRT başlamışsak da maksimum 60 yaşına kadar kullanmayı tercih ediyoruz. 60 yaşından sonra daha çok destekleyici diğer tedavilerle devam etmesi tercih edilen bir yöntemdir. Şimdi her hastaya hormon replasman tedavisi yapamıyoruz. Tabii ki risk faktörleri olabilir ya da hasta istemeyebilir. Bir sağlıklı bir şekilde bilgilendirme yaptıktan sonra eğer herhangi bir risk faktörü varsa, biz bunlarda alternatif tedavi yöntemleri dediğimiz, işte fitoöstrojen dediğimiz östrojen grupları, yani östrojene benzer etki gösteren İşte bir takım bitkisel tedaviler önerebiliyoruz. Bunun yanında bilişsel terapi dediğimiz, özellikle vazomotor semptom dediğimiz ateş basması yüksek hastalarda bu tip tedavileri öneriyoruz. İşte hipnoz, yoga, egzersiz ve bununla birlikte diyet muhakkak öneriyoruz. Çünkü eğer obez hastalarda görülmüş ki bu vazomotor semptomlar daha fazla. Yani sağlıklı bir diyetten bu semptomlarını daha hafif yaşamasına ve menopozal süreci
daha sağlıklı geçirmesine sebep olacaktır. Bu tip tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Bunun yanında destek tedavileri de tabii ki menopozal dönemde gerekmekte. Bunlar için hastalık riski arttığı için ve özellikle kemik erimesine karşı korunması açısından D vitamini, kalsiyum, magnezyum, K3 vitamini, bunları muhakkak menopoza giren her kadın almalı. Bunları belli miktarlarda hasta yaşına göre, kilosuna göre ayarlayabiliyoruz. Bununla beraber özellikle omega, yaşlanmayı geciktirdiği için omega desteği muhakkak almalı. Tabii ki doğal beslenme her zaman önemli. Özellikle karbonhidrattan uzak, abur cuburdan uzak, daha çok sağlıklı beslenme şeklinde olmalı. Metabolizma yavaşladığı için karbonhidrat ve enerji yakıcı gıdaları normal hayatına göre daha az tüketmeli. Bununla beraber en önemlisi tabii aktif yaşam, hareketli yaşam, spor ve egzersiz. Bunlara dikkat ettiğinde belki menopozal yaşı uzatamıyoruz. Menopoza belli bir yaşta girmeli ama o süreçten sonraki hücre yaşlanmasını engellediğimiz için yaşayacağı süreci çok daha konforlu, çok daha rahat, çok daha sağlıklı yaşayabilmektedir.